Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl işleriniz, iyi mi? İşlerimiz bayağı bir kötüleşti. Krizden sonra, korona krizinden sonra bayağı bir kötüleşti. Şimdi de 10 yasakları başladı biliyorsunuz. Mekanlar kapanıyor, restoranlar kapanıyor. Haliyle kazancımız düştü. Plaka sahibi misiniz, kiralıkçı mısınız, şoför müsünüz? Şoförüm, evet. Kaç saat çalışıyorsunuz günde? Günde yani 12 saat. 12 saat çalışıyorum. Kaç para yevmiye veriyorsunuz? 300 lira yevmiye veriyorum. 300 lira yevmiye veriyorsunuz. Nasıl 300 lira veriyorsunuz? Ya işte tırmalıyoruz, kazanmaya çalışıyoruz. Kimi 250 veriyor, kimi 280 veriyor, kimi 200 veriyor. Bölge bölge değişiyor işte, bölge bölge değişiyor. Bizim bölgede genelde yevmiyeler öyle. Gececiler 300, gündüzcüler 250 veriyor. Hangi bölgedesiniz siz? Beşiktaş bölgesindeyim, Ortaköy'de. 300 lira yevmiye diyorsunuz. Evet, doğrudur. Peki çıkarabiliyor musunuz? Ya bu aralar çıkmıyor tabii ki. Bu aralar çıkmıyor, çok zorlanıyoruz. Yani... Kiraların düşürülmesi lazım. Ben kiralık bir arabada çalışıyorum. Kiraların bir an önce düşürülmesi lazım. Yani en azından bizim eve ekmek götürebilmemiz için yevmiyelerin de düşmesi lazım. Çıkaramayınca ne yapıyorsunuz? Çıkaramayınca eksik veriyoruz. Yani o gün ne tuttu, şey yaptıysak, toparladıysak mazotu çıkartıyoruz. Kendimize bir açlık alıyoruz. Kalanı da mal sahibine veriyoruz yani. Evli misiniz? Evliyim. Kaç çocuk var? Bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Peki, taksici, neden taksici oldunuz? Yani gene ekonomik krizden dolayı benim asıl işim dekorasyondu. Krizler başladı. Dolar aldı başını gitti. Euro aldı başını gitti. Malzemeydi, bilmem neydi, işçilikti derken... Ekonomik sıkıntından dolayı taksicilik yapıyorsunuz. Peki memnun musunuz taksicilik yapmaktan? Yani şu an yapabilecek başka bir işim yok. Yani bu memnuniyetsizlikle, memnunlukla alakalı bir durum değil. Şu an piyasada yapabileceğimiz çok fazla bir iş yok. Zaten işsizlik var. Mecburuz, taksicilik yapıyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu, 5000 plaka söyleme projesi vardı. Onun söylemi üzerine İstanbul'da bayağı bir taksiciler ayaklandı. Siz şöyle sorayım. İstanbul'un 5000 plakaya, taksi plakasına ihtiyacı var mı? Şu an için kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Yani hiçbir zaman ne olduğunu zannetmiyorum. Ama çalışma saatlerini belki şoför arkadaşlar esnetebilirse bence ona hiçbir gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Yani şimdi 1 ile 3 arası değişim saati en azından bölgeler bölünürse hani bir kısmı 2'de, bir kısmı 3'te, bir kısmı 1'de değişim yaparsa İstanbul'un zaten taksi sıkıntısı yok. Sadece yoğun trafikte şoför değişiminde bir sıkıntı oluyor. İnsanlar taksi bulamıyor. Hani mesai değişimi. Dakika, aynen öyle. 10 dakika 15 dakika sürüyor o da. Ama tabii insanların İstanbul burası. Herkesin acelesi var. Herkes bir an önce bir yerlere gitmek istediği için sıkıntı oluyor. Bence artıdan 5000 plakaya hiç ihtiyaç yok. Siz karşı mısınız? Karşıyım. Şoförsünüz. Size plaka basılırsa, plaka çıkarsa yeni plaka. Yani zaten ufak bir kazancımız var. Daha da çok bölünecek diye düşünüyorum. Plaka çıkarılmasına karşısınız. Yani kimlere verilecek bu plaka çıkarılırsa? Yani onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Yani yazılanları okuyoruz. İşte ihtiyaç sahibi şoförlere diye diyorlar ama kimlere verilecek, nasıl verilecek inanın çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi yordum. Umut ederim bir an önce bu pandemi süreci biter. Siz de evinize ekmek götürmeyi, rızkınızı bütün biliyorsunuz dünyada böyle bir ekonomik kriz var. Evet. Son sözlerinizi alayım. Vallahi ben insanlara biraz daha saygılı olmasını istiyorum. Taksi şoförlerine karşı hiç iyi davranmıyorlar. Yani birçoğu iyi davranmıyor. Biz de normal onlar gibi bir vatandaşız. Bizim de şahsi ihtiyaçlarımız oluyor, kişisel ihtiyaçlarımız oluyor. En azından hani biri el ediyor, o sırada ya yemeğe gidiyor oluyorsunuz ya da başka bir ihtiyacınızı görmeye gidiyorsunuz. Almak istemiyorsunuz ama o zaman da çok büyük tepkiler oluyor. Hatta geçen gün bir
anım var, çok kısa anlatayım mı? Yani kadın resmen beddua etti bana. Ben de dedim ki ya arabada insan var, ben seni daha nasıl alayım yani üstüne. Böyle şeyler yaşıyoruz. Hoş değil tabii bunlar. 14 aydır zam da yapılmadı. Zam yapılmasını istiyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki istiyoruz. Yani zaten geciken bir zam vardı. Zor bela bir zam yapıldı. Yani her gün mazota zam geliyor. Her gün akaryakıta hemen hemen zam geliyor. Bir indirim de yok. Sizi nasıl etkiliyor bu? Size gelen zamlar sizi ne kadar etkiliyor? Etkiliyor tabii. Günlük 10 lira, 15 lira, 20 lira etkiliyor. Bir depoda etkiliyor yani. Bunlar ufak rakamlar değil yani. Belki hani çok ufak gibi gözüküyor ama bazen biz 20 lirayla 30 lirayla eve gittiğimiz oluyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.